Arkadaşlar merhabalar. Selamlar. Diyeceksiniz ki paşanın ağzı kıpırdıyor, bir ses geliyor. Paşanın sesi gerçek değil miydi? Paşanın sesi tabii ki gerçek ama paşanın bugün bir misafiri var. Şu an paşadan değil, sesler ondan geliyor. Paşa, misafirini tanıtalım mı annem? Ha? Yakışıklım, tanıtalım mı? Paşanın misafir sevgisi yok biraz arkadaşlar. Paşa pek misafir sevmiyor. Çünkü neden size söyleyeyim? Paşa çok kıskanç. Paşa sadece insan misafirleri seviyor. Kendinin sevgisini bölecek olan hiçbir şeyi sevmiyor onun dışında. Ha oğlum. Yakışıklım benim. Şunun asaletine bakar mısın ya? Arkadaşlar. İşte sesin kaynağı burada. Sen çok mu tatlısın? He? Çok mu güzelsin? Kıskanmış olabilirim acaba. Getirsene buraya. Ne oldu? Paşa sana kızıyor mu? He? Arkadaşlar, paşayı elinize nasıl alıştırdınız diyorsunuz ya. Paşa bizim, bakın şu an ele alışmış gibi bir hali var mı? Sinirini Süheyla'dan çıkarıyor. Bakın, kuduz bakın. Köpek. Süheyla'dan sinirini nasıl çıkarıyor? Şuna bakın. Bunların sebebi ne biliyor musunuz? Diğer kuş. Öfkeye bakın, öfkeye, öfkeye. Paşa, ne yapıyorsun? Niye olan hep bana oluyor? Bence hiç güvende değilsin. Şu an hiç güvende değilsin. Seni yaramaz. Aşırı kıskandı. Hiç yapmadığı şeyleri yapıyor şu an. Tepkisine inanamıyorum. Haber, sırf kanka? Bu minna kıskanıyor. Ne haber? Evet, nerede kalmıştım? Elinize nasıl alıştırdınız? Paşa zaten elimize alışmaya meyilli bir kuştu. Gördüğünüz bu kuş da ele alışmaya bir meyilli bir kuş. Henüz tahminimce 4 aylık falan. Burnu yeni atmış, siyahlığını ve rengini almaya başlamış. Yavru bir kuş, erkek, konuşmaya hazır. Biraz ilgilenince çok rahat konuşabilecek bir kuş arkadaşlar bu. İsmi yok. Çünkü henüz sahibini bulmadı. Sahibini bulduğu anda ismini verir sahibi. Çölyek de paşa koymaz. Öyle mi? Ruh hastası olur bizim paşa gibi. Yem koydum o kadar, su koydum. Bir bakaydın bir yani. Oturmuşsun, kalkmamışsın hiç yerinden. Paşa'ya ne diyorsun ya? Ne kadar hırçınlaştı. Hiç yapmadığı şeyleri yaptı. Gitti. Oğlum gel buraya. Bir tane. Kıskanma. Hiç umursamıyor seni. Gitti kafesine gir. İtli. Birkaç gün sanırım salonda İtli. Baksak iyi olacak bu minna. Arkadaşlar birkaç İtli. Günlüğüne bizde kalacak. Çok tuhaf bakıyorum. Birkaç günlüğüne bizde kalacak. Sonrasında sahibine vereceğiz. Şöyle vereceğiz. Bunu yani Murat abinizin bir arkadaşının kuşlarının yavrusu bu. Bir arkadaş için de aldı bunu. Şu gördüğünüz dört gözlü şahsiyet. Kapat kapat. Kim var belki? Tam git ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Çıkacağım ben. Bazen rahatsız etmeyeceğim, kusura bakmayın. Arkası da çıkar Murat. Ah. İçeri mi girdi? Evet. Hadi. Çık dışarı. Hiç umurumda değil. Arkas. Ben sana ne dedim? Çıkıyoruz biz. Çabuk çık dışarı. Kaçacağım. Çabuk çıkar onu. Kaç. Kaçtı mı? Nerede o? Çıktı dışarı. Akıllı köpek ya. Vallahi biliyor başına gelecekleri. Babam benim kurabiyelerimden mi çaldı? İnsan böyle yapıyor.
Çok sıcakkanlı. Çok kolay konuşur biliyor musun? Bilmiyorum. Ama sen de paşa gibi pissin. Evet, onu biliyorum. Paşa arkadaşlar, hatırlar mısınız? Paşa yeni geldiğinde, hatırlayan arkadaşlar. Paşa da bunun gibiydi. Eli yüzü böyle pasaklıydı. Sonradan tertemiz oldu. Bu da aynı olacak. Çünkü yavru bu daha. Çikolata yiyen çocuklar ağzına burnuna sürer ya. Onun gibi düşün ablası. Ağzına burnuna sürmüş. Bu biraz fazla büyük geliyor gözüme nedense. Paşa küçükken hayır, böyle normal. Miydi? Jumbo kırması bu. Paşa, cins olarak jumbo kırması. Paşa, evet, paşa da aynıydı. Paşa sanki şiş koydu. Böyle sosis gibi paşa uzun da, değildi. Cins farklı. Paşa'ya doğru bakacağım. Benim asaletli tosbağıma bakacağım. Göbüşünü sevsinler. Göbeği bak, göbeği. Asaletli tosbağından akşam paşam, yiyeceksin. Paşam! Yakışıklı oğlum! Hiç umursamıyor ya. Dayanamazdı o hiç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paşa aşırı kıskanç. Kabul etmiyor yani. Evde başka bir hayvanın varlığını kabul etmiyor. Etse de zamanla alışıyor. Tepesine dikilmiş şuraya, tamam mı? Ben girdim içeri, böyle bakıyor kuşa. Evet, ilk anda geldiği anda gıcık dedi kuşa. Biz diyoruz kardeşim paşa yapma diyoruz. Paşa böyle gıcık git gıcık. Bu suçu ne şimdi bu garibin? Çok güzel bir şey değil mi? Bunun biraz sanki çizgileri farklı gibi. Şey, biraz daha grisi çok. Seninle konuşuyor. Kapazili. Bir tane daha mı? Ben biz bir kere çekemiyorum. Geçici bir isim versek mi ki? Ne diyelim? Bilmem ki. Ne isim versek ki acaba? Yaban mersini. Sevdi galiba. Geldi burnunun içine. Ne haber? Sen de kokuyor. Bunlar niye böyle tavuk kümesi gibi kokuyor? Cinsi tavuk olduğu içindir belki. Kuş, tavuk aynı cins. Kanatlı hayvan. Paşa bir tavuk. Paşa bir penguen cinsi. Kuyruğu olmasın. Sana kokuyorsun dedi. Mavi. Mavi verelim mi geçici olarak ismini? Yaban mersini. Yaban mersini mi olsun, mavi mi olsun ismin? Mavi ne ya? Çok düz. Bizim beyaza beyaz dememiz gibi bir şey ya. Hmm. Aynı. Yaban mersini. Yaban mersini. Zaten bu büyüyünce yer paşa gibi olacaksa yuvarlak bir şey olur böyle. Top ha. Gibi. Yaban mersini olur. Tamam. Dinliyor. Çok uysal bir kuş. Arkadaşlar geldiğinde bugün şu ayakkabı kutusundaydı. Bize getiren kişi, sahibi bu şekilde getirdi. Süheyla bakıyorum derken kafası şuradan çıkmış. Süheyla bas bas bağırıyor böyle. Boğuluyor, anne boğuluyor, anne kurtar, anne kuşun kafasını koparma. Böyle bağırıyor deli gibi. Çekme diyor, kafası kopacak deli gibi diye. Bağırıyor derken ayıp oluyor biliyor musun? Ben burada can kurtarmaya çalışıyorum. Kuşun diyor kafasını koparacağım diyor, çekme diyor, bağırıyor. Kafasını çekmeden nasıl ne çıkarabilirim oradan? Saf sokmuş kafasını paça gibi, bu da 2 gram hakkı var. Bizimki de gidiyor tuzluğun altına giriyor. Güvenmiyorum ben bunlara. Of. Bunları böyle görünce. Akşam oruç açıyoruz, tamam mı? Paşa geliyor yanında ekmeği yeme, başlıyor boğazında kaldı yutkunlar etrafa saldırmaya. Yani suyunu unutunca öyle oluyor. Bugün yine gözlükler de söyle arkadaşlar. Bilin bakalım neden? Neden acaba? Alerjiler yüzünden. Süheyla unla İzmir bombası yaptı arkadaşlar biliyorsunuz. İşte o unla biraz fazla temas edince alerjisi var una karşı biliyorsunuz. Yani tozlu şeylerde, un da dahil. Alerji ilacını da içmeyip tam böyle polen mevsiminde hepsi bir araya gelince sabah uyandığında gözlerine yapışmış lensleri Süheyla'nın. Alerjisi gözüm çok tetiklemiş. Gözüm şişmiş, lens de oturmuş. Hani bir mesela eliniz konuşacak bant ya da bileklik oturur ya. Onun gibi olmuş. Çekemedim gözümü. Yani riskli bir durum. O yüzden ben de istiyorum ki bu polen mevsimi geçene kadar takmasın lenslerini. Gözlük sabah yarın göz güvenli. Annemin yanına gidip evet. Anne, ilaç içebilir miyim? Sabahın 8.30'da uyandırdı beni. Oruç zaten yatıyorum sahurdan sonra. Yani şurada 1-2 saatlik uykuyla duruyorum. Ama ne yapayım? Ne yapayım yok. Bu mevsimde senin için riskliyse takmayacaksın. Gözlükte de yaşamak zor. Şükret ki
gözlük bir şeyin evet, çözümü. Görünüm. Herkesin belirli rahatsızlıkları var. Herkes bir şeylere dikkat ederek yaşamak zorunda. Kimsenin hayatı dört dörtlük değil. O yüzden haline şükredeceksin. Allah beterinden saklasın diyeceksin. Amin. Değil mi göbüşlü? Bu da paşanın cinsinden göbüşlü olacak. Kafes ama açık olduğu halde çıkmıyor arkadaşlar. Normalde hayatta durmaz kafeste. Bir insan bu kadar, bir kuş bu kadar kıskanç olamaz. Paşa. Güvenli mi? Hayır. Bir daha denemek ister misin? Genişliyor. Saçınlaştırma. Sinirleniyor zaten. Şu poşeti al oradan. Gel aşkım. Biderim. Aşkım. Niye korkuyorsun kuştan ya? Evde köpek beslediğimizi unuttun sanırım. Yani burada benim canım tehlikede. Farkındayım. Paşa bir insana bu kadar korku salabiliyor arkadaşlar. Şu an o öyle masum, göbüşlü, çok sevimli görünse de inanmıyorum. Öyle gözükmüyor, sallama. Şu an öyle görünüyor buradan. Oğlum, arkadaş o arkadaş. Kardeş senin abisin abi. Ay abi. Ne yapıyorsun ya? Ben bir şey dedim, bana mı öldürecek gibi bakıyorsun? Sana bağırıyorum, kesinlikle bana değil. Git. Paşa, hadi gel bir konuşun. Kafesinin üstüne koysana. Kendimi tehlikede hissediyorum. Daha demin buraya giriş yolu aradı yanına. Giremedi şu kapalı. Ciddi olunca misin? Hmm. Girerse döver kuşu. Hiç güvenmiyorum onu. Ben de. Paşa. Paşa. Abisin oğlum sen abi abi. Umarım kuş ısırmaz. Onu da yürüyemiyor ki garip. Korktu mu? Ne oldu anne? Ha? Arkadaş o. Sen o küçük kardeş o sana. Ana! Biz bunu çıkarırsa nasıl tutacağız ya? Biz çıkarmayacağız ki onu. Niye çıkaralım? Bir gün böyle bir turlasın diye. Hayır. Kanatları. Kuşlar ilk geldiği eve 3 gün çıkarılmaz bulunduğu ortamdan. Çünkü 3 günde anca tanırmış o ortamı. Çıktığı zaman sağa sola çarpar, bir yerini yaralar. Bu niye peki çıkıp kafasını 3 kere cama vurdu? Biz sabırsızlanıp çıkarmıştık o yüzden birazcık. Paşa o yüzden birazcık sap. Evet arkadaşlar, paşanın yeni arkadaşı birkaç gün paşayla kalacak. Sonrasında yeni sahibine gidecek. Gördüğünüz üzere paşa pek hoşlanmadı. Çünkü kıskanıyor. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Sus dedi sana. Bücür.